Osman Mehmet ile ben8 Şubat 1920'de Karaköprü'de toplanmışlardı. Huay Milliye Kuvvetleri'nden bir temsilci Fransız komutanı Fransızlara yaptan bir ultimatum göndermişti. Şu anda gördüğünüz gibi Huay Milliye Kuvvetleri'nden bir temsilci Fransız komutanı Fransızların 24 saat içinde Urfa'yı boşaltmalarını aksi takdirde dökülecek olan kanların sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bildiren bir ultimatum göndermişti. Sizi bilmiyoruz. Bey onları karşılamamıştı. Doğrudur. Hüsnet Bey şöyle demişti. Eğer misafir olarak gelseydiniz sizi vilayetin sınırında karşılardık. Haksız olarak memleketin işine gelen bir kuvveti karşılayamam. Yine Beykoz Hüsnet'i namlu dolu kulesinin renginiz de hesaplamıştır. Halbuki size çok miktarda altın para vereceklerdi. O da doğrudur. Atalarımız buraları kanlarıyla almışlardı. Onun bedeli savaş ve ölümdür. Neyse Reis Bey, şimdi sana teklifimizi yapıyoruz. Sana ağırlıkça para ve altın verelim. Senden bir yardım da istemiyoruz. Sadece Milli Kuvvetlerin reisliğinden ayrıldın da yeter. Ben alak kuzularını harp için çete yazdım. Şimdi onları size parayla mı satayım? Şşşş! Reis Bey, sadece başkanlıktan ayrıldın yeter. Asırlardan beri hür ve hakim yaşamış bir millet istidat ve hizmeti kabul edemez. Urfa'yı inmemesi için Urfa'lardan ve askerlerden 15 kişiyle bir subay ve gitti. Milisler geri dönerken Fransızlar arkadan ateş açar. Dur o gün Allah basılan yerde, yükselen sesi duy, perde perde. Bir el bağında, bir yerde, atalar kanıyla doğdu huzurda. Kuzu baktırmayız, sultanı
Sağ olun.